Evet arkadaşlar, Ne Yakar serimiz tüm hızıyla devam ediyor. Sevgili dostlar, bugünkü ölçümümüz fırın üzerine olacak ama fırından önce son fatura ile fiyatlar, Bursa'daki fiyatlarımız güncellendi mi, güncellenmedi mi, hala aynı şekilde mi, bunu kontrol etmek için elimizde fatura da gelmişken fiyatları bir daha tekrar bir gözden geçirelim istiyorum. Çünkü ara ara indirimler de olabiliyor, zamlar da gelebiliyor. Bu arada büyük ihtimalle bir indirim var diye tahmin ediyorum elektrikte. Elektriğin kilowatt saati Bursa'da şu anda güncel olarak kaç para, onu göreceğiz ve ondan sonra ölçümüze devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, bu son ödeme tarihi 13.04 olan ve 121 liralık faturamız. Bu bize yeni geldi. En son fatura bu. Bunun üzerinden şimdi güncellememizi yapacağız. Fiyatımız kaç paraymış ona bakacağız. Ve onu da cihazımıza yükleyip ondan sonra da ölçümüze başlayacağız arkadaşlar. Evet, şimdi gördüğünüz gibi 121 TL'lik faturamız var ve toplam 169.390 kWh elektrik harcamışız. Bunu arkadaşlar normalde birim fiyatına çarpınca 97 lira falan oluyor ama bunun üzerine işte enerji fonu, TRT payı, elektrik tüketim vergisi, KDV falan eklendikten sonra bu rakam 121 liraya geliyor. Şimdi 121.00'lık elektrik faturamızın fiyatını kilowatt saate bölüp vergiler dahil bize 1 kilowatt saatin kaç para olduğunu bulacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 169,390 kilowatt saatmiş. Şimdi 121 bölü 169, tekrar bakalım, 390. 390 diyoruz. Ve gördüğünüz gibi 71, hadi onu biz 72 kuruş olarak yuvarlayalım. Yani Bursa'daki günlük yani güncel fiyatımız, daha önceki videolarımda baktığınızda 79 kuruştu. Burada bir indirim söz konusu arkadaşlar. 71 kuruşa, 71.4 yani 72 kuruşa mal oluyor artık elektriğimiz. Biz bunu 72 kuruş olarak tekrar güncelleyeceğiz arkadaşlar. Evet, 72 kuruşa güncelledik. Evet arkadaşlar, şimdi bu 72 kuruştan evimizde bulunan Sinfer marka fırının ne kadar, kaç dakikada ne kadar tükettiğini görmek için fırınımızı hazır hale getirip çalıştıracağız. Evet arkadaşlar, şimdi fırınımızı fişe taktık. Buradan derecemizi 190'a ayarlıyoruz. Aşağıdan da fanı da çalıştıracağız. Şu şekilde görülüyor galiba. Fan ısıyı 190'a getirdik. Süreyi de 40 dakika olarak belirleyeceğiz. 40 dakikalık bir fırın çalışması bize kaç paraya mal olacak? Bunu da hep birlikte test etmiş olacağız arkadaşlar. Evet sevgili dostlar, 40 dakikaya ayarladık. Ve şu anda bakıyoruz. Fırınımız anlık olarak en düşük 0,033 amper ve 0,2 kilowatt saat çekmiş ve şu anda birazdan ısınmaya başlayacak. Evet, fırınımız şu anda başladı ve gördüğünüz gibi oldukça yüksek de bir akım çekmeye de başladı bu arada. Parlamasın diye flaşı kapattım arkadaşlar.
Evet, şu anda 1300-1200 wattlık bir harcama yapıyor. Ve 614 kilowatt oldu. ...5.858 amper akım çekiyor. Bakalım işlem tamamlandı. Bunlar meraklısı için istatistikler arkadaşlar. Bizi ilgilendiren kısmı, açıkçası beni ilgilendiren kısmı sadece fiyat kısmı. Bu fiyatı da bakacağız. Evet sevgili dostlar, fırınımız yaklaşık 33 dakikadır çalışıyor gördüğünüz gibi. 40 dakika ayarlamıştık ama daha sonra süreyi kısalttık. Ve 1 dakika içinde diyecektim, evet kapandı. Gördüğünüz gibi enerji kesilince hemen wattta 0.2'ye düştü. Yani şu anda bekleme standby moduna geçti. Ve bu süre zarfında arkadaşlar, şu parlamayı önleyebilirsem. Evet, şöyle bakıyoruz bilgilere. ...36 kuruşluk bir harcama oldu arkadaşlar. 524 kilowatt saat harcadı 33 dakikada. Şu anda 213 volt elektrik var. En amper olarak bunu gösteriyor ama bu dediğim gibi şu anda standby durumunda olduğu için bu kadar amperde. En düşük 1 watt ve 1310 watt en yüksek olarak tüketim yapmış. Ve dediğim gibi 33 dakikalık çalışmada fırınımız 36 kuruş bir tüketim yaptı arkadaşlar. Bursa'daki son güncel fiyatı 72 kuruş olarak güncelledik biliyorsunuz. Bu yani okumaya gelmedikleri için mi, koronavirüs dolayısıyla yoksa gerçekten bir indirim mi oldu bilmiyorum ama faturadaki bilgilere göre şu andaki güncel fiyatımız kilowatt saati 72 kuruş arkadaşlar. Bu verilerle de yarım saat fırın çalıştırırsak 36, yani bir saat çalıştırmış olsaydık 60 kuruşa falan mal olacaktı. Yeni bir videoda daha görüşmek üzere. Bu videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu dediğim gibi ne yakar serisi devam edecek arkadaşlar. Evimizdeki diğer elektrikli cihazlara, mesela televizyon da olabilir bundan sonra. Televizyonla da devam edebiliriz ya da herhangi bir şeyle. Lütfen takipte kalın. Videoyu beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.